Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda tamamen duyumları, transferleri ve transfer detaylarını konuşacağız arkadaşlar. Gündemi meşgul eden duyumlar var, üyelerin merak ettiği duyumlar var. Muhtemelen aboneler de aynı şeyleri merak ediyordur. Sizlerin beğenisine sunuyorum. Öncelikle arkadaşlar, kesin ve net bir ricam var. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için, kanalımızın selameti ve kanalımızın tanıtımına katkıda bulunmak için lütfen videoyu beğenelim. Olur mu? Ben başlıyorum. 1. Inter Altay Bayındır'ı listesine yazdı. İtalyan devi Inter'in, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı transfer listesinin en başına yazdığı belirtildi. Şimdi burada özel bir olay var. Ben bu özel olayı biraz sonra açıklayacağım ama çok özel bir olay var. Samir Handanovic'in yerine gelecek yıl yapacağı transferlerin arasına Altay Bayındır'ı da eklemiş Inter. Şimdi Handanovic'i de biliyoruz. Değil mi? Yani Inter'in 38 yaşındaki deneyimli kalecisi diyelim. Orada daha bir 15-20 sene daha oynar da deneyimli kaleci diyelim. 38 yaşında ve sözleşmesi bitiyor. Şimdi Handanovic'in yerini araştırır İtalya'dan Sky Sports'un haberine göre. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek diyor. Daha doğrusu bu sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek ve yerine doldurmak için araştırır. A planı Altay, B planı Sommer. 26 yaşındaki Kamerunlu Andre Onana'yla forma rekabetine girecek isimlere bakan Inter'in Fenerbahçeli Altay Bayındır'la birlikte İsviçreli deneyimli eldiven Jan Sommer'i listenin tepesine yazdığı vurgulandı. Verilen bilgiye göre Inter Ocak ayında her iki oyuncu için de kulüplerine adeta yoklama yapacak. Şimdi birçok kişinin aklında şu soru var. Hocam acaba hani Altay sakat değildi de sakat mı diyoruz? Yok hocam ya saçmalama, kimse bunu düşünmez demeyin düşünenler var. Şimdi bonservis geliri bilmecesi. Kulübü Borussia Mönchengladbach'ın Sommer'i serbest bırakmamak için elinden geleni yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan bonservis geliri elde etmeden gidişine göz yumması beklenmiyor demiş. Inter'in uzun süredir takip ettiği Altay Bayındır'ın sözleşmesi 2023 yazında, yani 2023'ün yazında sonlanıyor. Bu arada Sommer 33 yaşında, 5 milyon euro piyasa değeri var. Hani onun da yazın sözleşmesi sona eriyor. Altay'ın da yazın sözleşmesi sona eriyor. Altay bu sezon çıktığı 24 maçın 11'inde gol yemedi. Ama Fenerbahçe taraftarına kalsan 24 maçta 58 tane maçta gol yemiş oluyor. Hocam zaten 24 maça çıkmış, nasıl 58? Ben bilmem. Inter'in listeye aldığı doğru, scouting ettiği doğru ama transferi sözleşmesi biter uzatılmazsa düşüncesi var. O yüzden bu transfer gerçekleşmez. Bir de sizin beklediğiniz ne? 20 milyon euro versinler. En fazla verecekleri 10-12. Taş çatlasın 10-12 arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani Türkiye ligindeki herhangi bir kaleci için 12 milyon euro görülmez diye düşünüyorum. Milan'da dev plan İsmail yerine İsmail. Ney hanımındı? Mübella hanımın değişimi miydi? Bir tane dizi vardı ya. Bir şey ve kızlarıydı gerçi. Herhalde o dizideki kadının adıydı. Bu da ona benziyor. Şimdi İtalyan seri rakiplerinden Milan Cezayirli orta saha oyuncusu İsmail Bennaker'in yerine Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i transfer etmek istiyor diyor haberde. Milan ve İsmail Yüksek ne kadar kulağa hoş geliyor değil mi? Yani 12 milyon euroyu masaya koymuş. İsmail Bennaker'i 40 milyon euroya satmaya hazırlanıyormuş. Onun yerinde 12 milyon euroluk isimle dolduracakmış. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Bir kere sistem çok güzel. 40 milyon euroya oyuncunu sat, yerini 12 ile doldur. Vallahi sistem çok güzel. Sistem gerçekten güzel. İnşallah Fenerbahçe de yakın zamanda buna döner. Düşünsene. 40 milyon euroya futbolcu satıyorsun, 12 milyon euroya daha gencini buluyorsun, daha şeyini buluyorsun. Onu da 40'a satıyorsun. Sonra yine 12. Her futbolcudan 28 milyon euro kar. Yılda 10 tane satsan. Tabii bu ihtimal zor bir ihtimal ama
Fenerbahçe gittikçe pazar haline dönüşüyor. Bakın Milan, Inter isimler geçiyor. Yani Inter 10 milyon euro ödemiş. Pardon, ne diyor? Inter'in 10 milyon euro ödediği İsmail Yüksek için Milan'da devreye girdi. Önerdiğidir o. Ödese duramazsın. Milan'da 12'ye çıkarmış. İsmail Benaker'i 40 milyon euroya Chelsea'ye satmaya hazırlanıyor Milan. Ve 12 milyon euro ödemeye hazır. Fenerbahçe sadece 65 bin euroyu aldı. 15 maça çıktı. Bir gol, bir asist diyor. Bir şey söyleyeyim. Asla İsmail Yüksek'e şu an 12 milyon euro veren bir takım çıkmaz. Eğer çıkıyorsa, satmıyorsak hainlik yapıyoruz. Hani hain, vatan haini diyor ya. Bu da o olur. Çok samimiyetimle söylüyorum. Altay taş çatlasın. Sözleşmeyi uzatırsa taş çatlasın. Yani dünyadaki bütün olasılıklar bir araya gelsin. 12 milyon eurodan fazla gitmez. İsmail Yüksek şu anda taş çatlasın. Hani 6-8 milyon euro arası teklif alır. Taş çatlasın o da şu anda. Gidip gidebileceği 6 milyon euro. Hocam iyi de Türk milli takımına seçildi. Biraz daha düzenli oynarsa 8'e kadar yükselir. Taş çatlasın 6. Hayallerinize çok büyütüyorsunuz bir şeyleri. İyi hocam sen nasıl Fenerbahçelisin ya? Desene 30 milyon euro, desene 20 milyon euro, desene. Rezil olmazsın, korkma hocam. Biz destekleriz seni, arkanda dururuz. Bu kadar da şey yapma. Arkadaşlar ben gerçekçi bir adamım. Doğruları söyleyen bir adamım. Zorunuza gitmesin. Fenerbahçe'nin gündemi yeniden Olayinka. Transfer çalışmaları sürdürüyor Fenerbahçe ve tekrar Peter Olayinka'yı gündemine almış. Öyle söylüyor haber. Ben demiyorum. Haber diyor. İyi hocam biz, sen bize haber okuyacaksan biz gidip haberleri de okuyabiliriz. Okuyamazsınız. Okuyamazsınız. Çünkü Türkiye'de insanlar maalesef okumaktan çok çok özürlü bir durumda. Okumaya çok çok uzak bir durumda insanlar. Aynı insanlar maalesef okumaya uzakken yanlışa daha yakın oluyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Kendinizi geliştirin. Bu arada Olayinka 25 maça çıkmış bu sezon. 1868 dakika. Benim standartıma göre 21 maç, 11 gol, 4 asist. Konferans Ligi ve UEFA Konferans Ligi elemelerinde 11 maçta 4 gol, 2 asist. Onu da belirteyim. Şimdi sözleşmesinde yazın bitecek Olayinka'nın. Bir kere Çek basını açıklamada bulunmuş. Demiş ki transfer iddiası. Slavia Prag'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Ocak ayında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini iddia etmiş. Kulübüyle sözleşmesi yazın bitecek. Gent'ten 3.2 milyon euroya transfer edildi. Piyasa değeri 6.5 milyon euro. Bu sezon 9 karşılaşmada 3 gol 1 asist. Geçtiğimiz sezon 40 maçta oynamış. 11 gol 5 asistle tamamlamış. Şimdiden o sayıyı geçmiş sanırım. Olayinka Nijerya milli takımında ise 4 kez forma giymiş. 1.88 boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çekiyor. Aynen o hızla, yani o boyda o hız inanılmaz. 2013-14 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takımlarından Yeni Cami'de ter dökmüştü. Geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı forma giyip etkili bir performans. Olayinka'yı Rossi'nin başka bir takıma transfer olması durumunda kadro derinliğinin bozulmaması için transfer etmek istediği de gelen haberler arasında demiş. Hayal dünyası çok güzelmiş haber yazarının. Tebrik ederim. Yani hocam doğru mu yanlış mı? Soruyor musunuz? Fenerbahçe'yi umutlandıran Nino gelişmesi. Oro farzo arti vale çikimi verin çarik paşa mi ordini mi çkududu goytinu. Ha pardon, bu Nino'ydu. O başkaydı, pardon. Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Brezilyalı stoper Nino'nun yerine Fluminense'den oyuncu bakması sarı lacivertleri umutlandırdı. Şimdi stoperdeki bir numaralı hedef konumda Nino var ve sıcak gelişmeler yaşanıyor. Normalde Brezilyalı oyuncu Fluminense'nin sözleşme uzatma teklifine bu hafta yanıt verecekti. Artık pazar günü oldu. Ancak 25 yaşındaki oyuncu kararını bildirmek için ekstra zaman istedi. Ülke basınında çıkan haberlere göre Fluminense Nino'nun ayrılık ihtimali nedeniyle yerini doldurmak için kolları sıvadı. Pazartesi olmak üzere bu arada. Geç siz bu videoyu pazartesi sabah izlersiniz ya. Neyse, Fluminense'nin Cuiabá forması giyen Wahimi
Joachim'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi. Teknik direktör Fernando Diniz'in 23 yaşındaki Diniz'e gidiyoruz. 23 yaşındaki stoperle ilgili olarak olumlu rapor verdiği Fluminense yönetiminin falan filan Inter Milan geçiniz. Yönetimin kozu fazla demiş. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fluminense'nin Nino'nun ayrılmasına onay verme ihtimali fazlasıyla artacak. Fenerbahçe'nin yanı sıra Hollanda ve Meksika'dan başarılı savunmacıya talipler var. Meksika'dan Tigres'in ekonomik olarak teklifinin daha yüksek olması muhtemel. Ay uykum geldi. Jesus'un Jorge Jesus kozu var Fenerbahçe'nin de. Evet doğru. Arkadaşlar daha önceki duyumlarımı tekrarlıyorum. Oyuncunun gönlü bizden yana. Kulübünün gönlü paradan yana. Parayı verirseniz alın sizin olsun. Tepe tepe kullanın. İsterseniz Pepe'nin çizgi filminde oynatın. İsterseniz Fenerbahçe'de oynatın diyor. Oyuncuya sözleşme yenilemesinde bulundular. Oyuncu kabul etmedi. Daha önce bize 5 milyon euroya veririz demişlerdi. Onu 8-9'a çıkarmışlardı. Biz geri çekilince 5'te yani 5 olabilir kafasına gittiler. Şimdi oyuncu uzatmak istemiyor. Sözleşmesi de var. Şimdi öyle de bir durum var arkadaşlar. Oyuncunun sözleşme bitiş tarihi hani hemen şimdi değil. 31 Aralık 2024. Yani 2 senesi var. 2 senesi var. Sözleşme uzatmanın derdine niye düştüler? Belki de orada bir çıkış maddesi vardır 5 milyon euroya diye. Futbolcu da gitmek istediği kulübe çıkıp açıp lan ne 8,5 veriyorsunuz? 5'e benim serbest kalma bedelim var diyordur. Bakalım devre arasında ne olacak? Şimdi ben mantıklı düşünüyorum. Devre arasında bizim 5 milyon euromuz var mı? Yok. Olması için ne yapmamız lazım? Mesela Zayt'tan, Serdar Dursun'dan, şundan bundan çıkmamız lazım. Çıkabilir miyiz? Zor. Ne yapacağız? Sıkıntı. Peki Nino'ya yakın mıyız hocam? Bence yazdan daha yakınız. Yani yaz transfer dönemindeki yakınlığımızdan daha yakınız. Ama alabilecek miyiz? İşte burası keskin bir viraj. Burada uçuruma da yollanabiliriz. Burada ölebiliriz de. Bakın ben size şunu söyleyeceğim. Transfer haberi değil ama Jesus'tan müthiş istatistik 14 maçta. Şimdi son dakika haberi diye vermişler ama son dakikalık bir durum yok. Sezon başında Jesus takımın başına geldi. Kısa zamanda radikal kararlar verdi. Takımın form grafiğini yükseltti. Portekizli teknik adam 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde takımını Süper Lig'de lider olarak bıraktı. Lig'de geçen 14 haftada Jesus Fenerbahçe'sine dair önemli bir detay ortaya çıkmış. Jesus'un takımını nedenle tanıdığı ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani Jesus takımını nedenle tanıyor. Hani Jesus Bal, Rayo Vallecano ile oynayan hazırlık maçında da devam etti. Villarreal maçında da devam etti. Vallecano maçı sonrasında sonradan giren oyuncularla maçı kazandı Fenerbahçe diyor. Şimdi bu haber Villarreal maçından önce yazılmış muhtemelen. Çünkü Villarreal maçında da sonradan giren oyuncularla kazandık. Maçın niye? Salah'ı ortalıyorum. Mert Hakan asist. Joshua King'in golü. Maçın ardından Jesus'a dair önemli bir detay ortaya çıktı ki bu da takımın ne kadar iyi tanıdığını belirtiyor diyor. İlk 11'de Alioski'yi değerlendirdi. İkinci yarıda yerini Ferdi'ye bıraktı. Bununla birlikte Jesus orta sahada Lincoln Henrique'ye ilk 11'de şans verdi. Bu arada bu maçta da benzer şeyler oldu. Orta sahada Lincoln'e şans verdi. İkinci yarıda Lincoln'in yerine sahada Joshua King vardı. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Futbolcu sakatlandı diyelim. Sakatlıktan döndü diyelim. O arada da hazırlık maçı. Futbolcu arka arkaya iki hazırlık maçında gol attı mıydı ondan iyisi yok. Yani ondan iyisi yok. Şimdi Joshua King'den iyisi yok. Allah nazardan sakındırsın. Ama Fenerbahçe taraftarı Lincoln'u böyle nazara getirmişti. İnşallah bunu getiremez. Çünkü Lincoln her hazırlık maçında gol asist yapmaya başlamıştı. Aman ha. Muhtemelen demek istiyor ki haberde oyuna sonradan girenler maçın kaderini değiştirmeye başladı. Bu da Jesus'un takımını artık daha iyi tanıdı. Kritik anlarda önemli kararlar verdi diyor. İlk haftalarda Jesus oyuna aldığı hamleler hiç yani oyun aldığı futbolcular hiç beğenmiyordu. Hamleler hiç beğenilmiyordu. Değil mi? Futbola satranç gözüyle bakıyor Jesus. Hamleleriyle de takımı saha içinde dirençli formda tutmayı başarıyor. Hani hangi oyunculardan ne zaman verim alacağını da çok çok iyi biliyor diyor.
Fenerbahçe ilk 14 haftada kenardan gelen oyunculardan en fazla gol katkısı alan takım konumunda 9 gol ürettiler diyor. Şimdi bu alakasız bir haberdi. Ben size alakayı söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, hediye var, hediye var. Bence bize verilmiş en büyük hediye Allah tarafından yaşam. Yani ot da olabilirdik. Hayvan da olabilirdik. Pastırma olabilirdik. Ne bileyim, başka bir şey olup şarküteri reyanını sucuk olarak da buldurabilirdik. Bence hayat en büyük bir nimet. Allah tarafından bize verilen. Hayattan sonra bence sevdiklerimiz en büyük nimet. Yani elhamdülillah ki böyle bir nimet. Yani bu şekilde nimetlere sahibiz. Ve Kur'an'da da geçiyor zaten. Hani Allah'ın nimetlerine şükretmeye kalksanız yeterince şükredemezsiniz diye. Çünkü o kadar çok nimet var ki. Ya bir burun mesela. Burnunuz olmasa gittin. Bir makine mesela. Ulan bir hastaneye yatıyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün kalıyorsun. Çıkıyorsun, hop önüne senin fatura getiriyorlar. 4000 lira. Niye? Burada hava kazandınız. Hava aldınız. Ulan ben yıllardır bedava alıyorum demiyoruz. Aynı şekilde. Bak aynı şekilde. Misal size bir hediye geliyor. Hediyeyi açtınız. İşte cep telefonu Note 8. Xiaomi Note 8. Lan dediniz. Telefon ihtiyacım da yoktu. Hediyeyi verene bir baktınız. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı. Taraftar olduğunuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yaptığınız katkılardan, hizmetlerden dolayı bu telefonu hediye ediyorum diye. O telefonu gözünüz gibi saklarsınız. Benim öğrenciler Fenerbahçeli kalem getiriyorlar falan. Kıyıp yazamıyorum. Harbi söylüyorum, kıyıp yazamıyorum, orada duruyor. Şimdi demek istediğimi tam olarak anlayın, idrak edin diye bu kadar örnek verdim. Aynı şekilde futbolcusunuz. Sizi Jesus istiyor. 3 milyon euro yıllık ücretiniz. Hiç önemli değil. Kaç veriyorsanız. Bak. Anladınız mı demek istediğimi? Yani sizi Jesus istiyor. Jorge Jesus. Lan adam idol, idol. Brezilyalısınız. Kim sizin idolünüz? İşte Pele. Maradona. Hayır, o Fenerbahçe'de oynayanlardan. Maradona. Yok, Fenerbahçe'de oynamış, gelmiş, geçmiş. Maradona. Şöyle Maradona falan. Mesela Alex de Souza, Roberto Carlos, David de Souza. Lan Brezilyalısınız. Brezilya topçusunuz. Jesus sizi istiyor. Ve Fenerbahçe'yi istiyor. Yurt dışında bir takıma gidecek olsanız kime gidersiniz desem. Manchester United, Real Madrid'den birçok Fenerbahçe taraftar bak. Manchester, Real Madrid. Birçoğunuz bak bunları istersiniz. Inter mesela. Sempati duyuyorum diyor. Geçmişte mutlaka Fenerbahçe'nin bir bağlantısı vardır. Bak kimse Barcelona'ya gitmek istiyor. Fenerbahçe taraftarı çok hani şey yapmaz. Bu geçmişten gelen alışkanlık. Anladınız mı? Şimdi günümüze dönelim. Nino'yu istiyor diyelim Jesus. Nino diğer bütün kapıları kapatır. Jesus X'i istiyor. Diğer kapıları kapatır. Ya Lincoln Henrique mesela. Lincoln'e diğer takımların verdiği teklif bizimkinden iyiydi ki. Alioski. Alioski oradaki şeyde Arap kulübünde aldığı paranın yarısını falan alıyor bizden ha. Harbi. Böyle bir durum var. Joshua King Fenerbahçe'yi isteyerek geldi. Çocuğuna Fenerbahçe forması giydiren bir manyaktı. Babasının arkadaşı Fenerbahçeli. Bu da öyle. Ben gelmeden söylemiştim ama. İşte arkadaşlar, transferin artık nabzı buradan geçiyor. Duygusal. Çünkü maddi olarak doyuramıyoruz. Ama manevi olarak bir has. Ya Valencia kampını şeyini tatilin erken bitirip geliyor. Öbürü hakeza, öbürü hakeza. İyi yoldayız. Güzel yoldayız. Doğru yoldayız. İnşallah bu doğru yolu doğru hamlelerle sürdürüp güzel bir geleceğe imza atarız. Hepinize bu kanalda olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.